Günaydın. Günaydın. Kızları gördün mü sabah? Nasıllardı? Sabah çıkarken uğradım. Okul hazırlığındaydılar işte. Bir değişiklik yok. Sen ne yaptın? Hiç. Ya aklım sende kaldı. Timuçin'in annesiyle kız kardeş sorun çıkardılar mı? Ben odamdan hiç çıkmadım zaten. Neyse şunları kaldırayım. Tamam, bekliyorum. Selam. Hoş geldin. Birikmiş kahve borçlarından birini tahsil etmeye geldim. Vaktim varsa tabii. Yoksa kaçabilirim, sorun değil. Bir toplantıya gireceğim ama yarım saat vaktim var. Otur hadi. Bize iki kahve lütfen. Fazla vakit yok madem. Anlat hadi, nasıl gidiyor balayı? Anlaşıldı. Sen kafa bulmaya geldin benimle. Kontrole geldim. Takipte olacağımı söylemiştim. Güzel bir akşamdı. Tabii Elif daha durgun. Ama bol bol sohbet etme imkanımız oldu. Birlikte vakit geçirmek bile güzel. Halaya da dedektif için teşekkür borçluyum. Bence de. Sizinkiler sorun çıkarmadı mı? Benim aklım orada kaldı. Anneler falan. Allah'tan onlar şilederler. Olsalar da ayrı kalırdık zaten canım. Ya kaosa ne lüzum var? Evde yalnızsınız ha? Vay, süper bir haber bu. Senin okul nasıl gidiyor merak ediyorum. Bu kafayla çalışabiliyor musun? İdare ediyorum maçı işte. Sen idare eden skorları sevmezsin ama. Ya olur arada aksaklık, toparlarım nasıl olsa. Akşam ne yapıyoruz? Bir şey mi yapıyoruz? Dünkü hezimetten sonra herhalde bir yemek ısmarlarsın şu arkadaşına. Yer beğenemedim bütün gece. Aç bile süründük ya. Abartma ya. Sinan Bey'e oldun sen vallahi. Elif neden öğle yemeğine takılmadı bizimle? Timuçin de mi yiyecekmiş? Yo. Armin'in okuldan aramışlar, oraya gitti. Yine mi sorun var? Bilmiyorum, görüşmedik daha. Vallahi çok endişeleniyordum onun için. Kendi derdi yetmiyormuş gibi de başına şimdi Timuçin ailesi eklenecek diye. Annesi nikahta bile neler yaptı kızcağıza. Evde kan kusturu diyordum ama Allah'tan evde değillermiş. Şile'ye yerleşmişler. Ne iyi olmuş değil mi? Kız oradan biraz bari rahat eder. O kadını dırdır da çekilecek dert değildi. Şimdi en azından Timuçin'le baş başa kafa dinliyordur. Ya evet. Hem mahkemede daha inandırıcı olur. Kimse onların evli olmadığını iddia edemez artık. Derya, benim acilen gitmem lazım. Kusura bakma, tamam mı? Ne oldu ya? Ya bir işim vardı, unutmuşum. Dönüp onu halletmem lazım. Hadi sonra görüşürüz. Akşamı unutma. Tamam. Nerede kaldın Elif? Hulusi Bey seni sorup durdu. Geç kalınmasını sevmiyor, bilmiyor musun? Sana da merhaba Ali. İçeride mi Hulusi Bey? Çıktı. Birazdan gelir. Ama bence damarına basma onu. Anlayışlı görünür ama nerede patlayacağı belli olmaz. Evlendin, kameralara boy göstereceksin diye işini ihmal etmene göz yummaz. Bir de işinden olma. Olurum. Ondan da olurum. Ben zaten hiçbir şey beceremiyorum ki. Ne abla olabildim, ne anne olabildim. Ne girdiğim yerde çalışabiliyorum. Elif. Armi okulu bırakmış. Haberim yok. Ona lafımı geçiremiyorum. Timuçin'in annesi evde değil. İkimiz yalnız kalıyoruz. Utançtan geberiyorum. Öyle utanıyorum ki sana bunu söyleyemiyorum Ali. Ama kalmaya mecburum. Hayatta şu an yaptığım her şeyi yapmaya mecburum. Kendim için parmağımı kıpırdatmaya lüksüm yok. Ama yine de bir haltı beceremiyorum. Hepsini yüzüme gözüme bulaştırıyorum. Şişt, tamam Elif, sakin ol. Buraya gel. Bak, akşam çıkışta biraz birlikte takılıyoruz, tamam mı? Seni biraz olsun bu cenderin dışına çıkarmamız lazım. Ama... Aması falan yok. Konu kapandı. Gel.
Alo. Merhaba Timuçin, ne haber? İyiyim, çalışıyorum. Sen? Ben de. Akşam biraz geç geleceğim, haber vermek için aradım. Eve mi uğrayacaksın? İstiyorsan gelip alayım seni. Sağ ol. Ali ile çıkacağız zaten. Birlikte geçeceğiz eve. Sen zahmet etme, gelirim ben. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok. Sen eğlenmene bak. Görüşürüz. Alo, ben de seni arayacaktım. Akşamı ne yapacağımızı buldum. Sinemaya gider miyiz? Ya Derya, beni bu akşam için affetsen olur mu? Ne oldu, niye? Elif'in canı çok sıkkın, biraz havasını değiştireyim diyorum. Yarın gideriz, olur mu? Olur. Yani biz iş çıkışı bir şeyler yiyip eve gideceğiz. İstersen sen de bize takıl. Yok, eve gideyim, ders çalışayım ben madem. Takılın siz. Ya kızmadın değil mi bana? Yok canım, selam söyle. Görüşürüz. Görüşürüz. Sahi mi? 103 yaşına kadar yaşadı her deden. Hiç bahsetmedin. Nasıl anlatmam ya? Çok matrak bir adamdı. Bir sürü anısı var. Tanımanı isterdim. Nasıl güldürürdü bizi. Yani bir şey yapmasına da gerek yok ha. Bak mesela bir gün kardeşim kakaolu bisküvi yiyor kremalardan. Dedeme de verdi. Dedem yedi. Bir tane daha verdi. Yine. Sürekli yiyor. Adam yok demiyor. Dede çok mu beğendin dedik. Şunca az yemediğinden bana veriyor uşağı. Nimettir, atılmaz deyip yiyelim. Ama pek yakmışlar beni de uşağım. Şunun renge bak hele. Teşekkür ederim. Çok iyi geldi bu kaçamak. Çok iyi geldi Ali. Ara sıra nefes alayım. Ona o kadar çok ihtiyacım var ki Ali. Bak, dün gece bana kızdın. Huzursuzsun, konuşmuyorsun, farkındayım. Ama al bak, ben sana ne anlatmaya çalışıyordum. İlterlerin gelini kafaları karıştırdı. İnanmıyorum. Bu haber beni ne duruma düşürdü biliyor musun? Timuçin, çok özür dilerim. Ben hiç bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Haklısın. Alışık olmadığım bir düzen. Ama ben bunun olacağını biliyordum. Bu yaşanmadan ben seni uyarmak istemiştim. Şu haberin bize getireceği lafı ne sen hak ediyorsun ne de ben. Timuçin, affedersin. Bir daha seni böyle zor bir duruma sokma. Ne o, afyonu patlamamış gibi daha. Geç yattım. Nette takıldım biraz. Kaptırmışım. Aa, gazeteyi gördün mü bu sabah? Yo, ne var? Kahvaltıdayken eniştem okuyordu. Orada gördüm, inanamadım. Elif'le resminiz çıkmış. Ne diyorsun? Ne resmi? Vallahi. Hem de yazılanlar hiç hoş değil. Hayret bir şey ya. Hadi dedektif resmi çekti diyelim. Gazetede ne iş var ki bunun? Vallahi bence dikkat etmezsen, Elif'ten uzak durmazsan onun amacına ulaşmasına engel olacaksın Ali. Sırf bu yüzden bile hayatı boyunca seni affetmeyebilir kız. Günaydın. Günaydın. Çok üzüldüm gazeteyi görünce. Peşimde bir de gazeteci mi var anlamıyorum ki. Basit bir yemek. Ne zaman çekip yayınladılar? Nefes dahi alamayacağım ben. Ne oldu, sorun çıktı mı bununla ilgili? Timuçin çok üzüldü. Haklı da. Bir sürü lafla uğraşacak şimdi. Başta annesi yer bitir herhalde başını. Laf vermiş oldum. Canım, ne bileyim böyle olacağını? Bunlar göz önünde insanlar.
Herkese çok lazımmış gibi bu evliğe göz dikmiş durumda, baksana. Memlekette başka mesele kalmadı çünkü. Neyse, sabahtan beri canımı sıktım ben bu meseleyle. Güzel bir şeylerden konuşalım, ne olur. Hı hı. Aa, yarın Yeliz'in doğum günüydü değil mi? Evet. Var mı plan? Kızlarla sürpriz yapmak istiyoruz ama bilmiyorum ki ayarlayabilecek miyiz? Öğlen gelip bana yardım eder misin? Yeliz'e bir şeyler seçmem lazım. Ali, beni yanlış anlama ama bir süre birlikte dışarı çıkmayalım. Öğle yemeğine bile gidemeyeceğiz yani birlikte, öyle mi? Ya izlerler mi o kadar da? Bilmiyorum ama korkuyorum. Bundan sonra daha dikkatli davranmak zorundayım. Timuçin'i uğraştırdığım yeter. Bir de adına zarar veremem. Ali, beni anlıyorsun değil mi? Anlıyorum, anlıyorum.